Efendim ben Manage'de olmasınız. Umarım keyifleriniz yerindedir. Soğuk, fırtınalı bir The Long Dark gününden herkese selamlar. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız serimize devam ediyoruz. Gölge Adam Evren'e, Metafaz'a ve tabii ki de Felix'e, Numan'a çok çok teşekkürler efendim. Verdikleri büyük desteklerden ötürü ve siz değerli saygıdeğer abonelerimize çok çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden The Long Dark'a ve diğer içeriklere devam ediyoruz. Fırtına da bugün dışarıda, fırtına da zaman geçirmek gibi bir niyetimiz var. Lakin çok da fazla ateşimiz yok ama en azından bu bizim fırtına süresince dışarıda kalmamıza yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. En son içeriği lootlamıştık diye hatırlıyorum. Ben yine de bir hızlıca bir bakayım. İçeriği lootladım mı lootlamadım mı tam hatırlamıyorum çünkü. Gerçi lootlamıştım, doğru. Buraya daha önce gelmiştik. Evet, tamam. Burada ne var? Sprey var. Peki. Üzerimizde sprey var mı bu arada bizim? Bizim bir tane sprey ihtiyacımız olacak çünkü. Evet, bir tane sprey ihtiyacımız olacak kül kanyonunda. O yüzden bunu yanıma alacağım. Unutmadan alalım onu. Hem rozeti geliştirmek adına hem de şey için, dışarıda zaman geçirmek adına burada uyuyacağız bugün. Birazcık kıyafetlerimiz bir planabilir tabii ki de bu durumdan ama ben açıkçası bunu dert etmiyorum. Tamir ederiz yani gerekirse. Aslında hatta belki bu kıyafetleri, deri kıyafetleri arasından tamiri daha zor olacak. Deri kıyafetleri üzerinden çıkarırsam daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Çayımızı içelim. Suyumuzu içelim. Burada 5 saat uyuyalım. Eğil. 5 saat uyu. Hop. Oo, fırtına hala devam ediyor. Ay maşallah. Peki. Peki peki peki. 2 saatte ateşimiz var. Ben buraya bir tane daha kömür eklerim. 3,5 saate çıkarırız bunu. Sonra yine bir 3 saat uyuyalım. 3 saat 46 dakika. Dış mekanda yaktığımız ateşler daha uzun sürüyor normalde. Bu arada bu şey değilmiş yani. Bunu da ben yeni öğrendim açıkçası. Yani fark etmemiştim daha doğrusu. Hani bazen ateşler normal sürmesi gerektiğinden daha uzun sürüyor. Bazen de kısa sürüyor ya. Bu sanırsam şeye bağlı. İç mekan dış mekan oranına bağlı. İç mekandayken ateşler normalde yanması gerektiği kadar yanıyor. Dış mekanda yaktığınız ateşler daha uzun sürüyor. İmiş. Öğrendiğim kadarıyla. Yani aklınızda bulunsun. 2 saat daha uyuyabiliriz. Tabi bu bizim canımızı çok da hızlı bir şekilde doldurmayacak. %2 falan canımız doluyor şu an sadece. Biraz problem. Ama dışarıda bir zaman geçirdiğimiz için ben açıkçası mutluyum. Hala 1 saat daha zamanımız var. Ben burada 1 saat daha uyuyorum. Sonra biraz da su kaynatıp çay hazırlarız. Ateşimiz hala kalacaktır orada. Bir 30 dakika falan. 40 dakika önde. Oh. Güzel. Biraz su kaynatalım. Elimizde su kalmadı. Yolculuğumuzun devamında ihtiyacımız olacak. Biraz kuş kabuğundan çay kaynatalım. Güzel bir akşam. -36 derece tabii ki de buz gibi bir akşam. Yavaş yavaş. Bozkurt Dağı'nın olan yolculuğumuza devam edeceğiz bugün. En azından sabaha etmek istiyorum çünkü hava çok soğuk. Hemen meşaleyi söndüreceğim. Bunu kessek fena olmaz aslında ya. Sıcaklık bonusunu alıp 5 tane. Hay maşallah.
Ama bana birkaç çubuk bile yeterli olacaktır ya. Hemen şuraya gideceğim. Ne olur ne olmaz yanıma bir tabanca alayım. Çubuk, çubuk, çubuk. Birkaç çubuk bize yeterli olacaktır. Aynen. Burada biraz var. Sabah itemimize evet evet. Bizim için yeterli olacak. Güzel. Soğuk ısınmışız ki evet. Kıyafetleri çıkardığım için. Ateşin başında hemen gideriz biz onu. Gerçi fırtına bitti giyebiliriz artık kıyafetlerimizi ya. Neremiz soğuk ısınması olmuş? Elimiz mi direkt? İçilebilir su. Biraz suç kabuğu çayı yapıp hazırlayalım. 13 dakikası var. 2 saati çıkaralım. Ben burada yarım daha su kaynatacağım ve burada 1 saat uyuyacağım. Ayı geliyor. Oo. Burası da uyumak için tehlikeli bir yer tabi. Ama şey yani tel olduğu için sıkıntı yok. Evet evet. Sıcak bir çay içelim. Hem canımız da olsun. Bir saat daha uyuyabilirdim ama açıkçası çok ihtiyacım yok. Hava eğer güzel giderse biraz meşalelerle yolculuğumu daha da kolaylaştırmak istiyorum. Yeterli. Çok yar olmamızın bir anlamı yok. Evet bu arada yemek bonusumuzu da almışız. Artık artı 10 kilogram taşıma bonusumuz var. Hadi bunu artı 15 yapalım. Ayağına bakma, ayağına bakma. Güzel. Güzel. Tertemizlik. Ay be orada. Nereye yukarı çıktın da nereye aşağı indin ya? O da benim gibi kayarak indi herhalde aşağıya. Yani birkaç tane çubuk alsam fena olmaz. Orada ateş yakmam gerekirse. Yol uzun, hava soğuk. -28 derece. Ki üzerimizdeki meşale ve çaya rağmen. Yani muhtemelen yine -35'lerde bir soğukluk var. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor güzel. Uyku tulumunu aldım değil mi? Öyle bir mallık yapmayalım. Uyku tulumuna ihtiyacım olacak. Evet. Tamam. Güzel. Kapanımız kaldı mı? Bütün kapanlara yerleştirdim galiba ben. Şu
traktöre bakmamış olabilirim belki. Hızlıca bir bakayım. Hiçbir şey yok. Çip ekibine falan uğramayacağım. Evet, üşüyoruz. Biraz bekleyebiliriz ama çok da beklemek istemiyorum. Neden %100'lük meşaleyi alıyorsun eline ya? Neyse, yak artık. Yapacak bir şey yok. Üşendim. Üşendim. Hadi tamam. Yakalım. İçim gitti. Niye hep en yüksek kondisyonluğu veriyorsun ki yani? İlla... Yanımızda iki sıra kahve var mı? Ay ay. Bozkurt'tan çıkacağımız halattan aslında yani eğer ya bugün rahatlıkla ulaşırım o bölgeye Bozkurt Dağı geçişine. Ama halattan çıkabilir miyiz? Yorgunluğumuz buna el verir mi? Yani bütün yolculuğu yürüyerek gidersek, koşmazsak belki. Ya da iki sıra kahve kullanarak belki. Kahveyi açıkçası şeye saklamak istiyorum ya. Diğer yolculuğumuzu saklamak istiyorum. Kibrit kullanmadan meşaleleri kullanarak olabildiğince kendimizi sıcak tutmaya çalışıyoruz ama yeterli olmadı. Bir tane kömürümüz var. Bozkurtların geçiş bölgesinde en azından bir şey yaparız ya, bir ısınmaya çalışırız. Orada soba falan var. Belki birkaç saat uyurum orada. Yani en kötü birkaç saat uyuyup tekrardan tırmanırız yani, öyle yaparız. Nasıl orada uyuyabileceğimiz bir mekan var. Dışında. Öyle. Isıma bunu, sumuz gitti. Şurada bir yerde aslında ateş çıkıp kamp kursak çok iyi olacak ama can kaybetmek istemiyorum çünkü. Bizim hala karda bir deliksiz uyku çekmemiz lazım Bozkurt Dağı'nda ya. Bozkurt Dağı'nda deliksiz uyku çekebilir miyiz? Aslında çekeriz. Üzerimizde bayağı kaliteli kıyafet var. Yani soğuk olsa bile evin içi uyuruz diye düşünüyorum. Ateş yakmamıza gerek olmaz diye düşünüyorum ama. Lan meşale neredeydi? Söndü ki ateş. Benim hatam. Neyse. Şu ormana girelim. Biraz çubuk toplayalım. Biraz da huş kabuğu toplayalım. Ama burada Amerikan geyiği ve ayı da oluyor. O yüzden yanımızda fişek tabancası taşısak güzel olur. Koşacağım artık biraz. Çünkü çok can kaybetmeye başladık. Soğuktan ötürü. Hava inanılmaz soğuk. Tatlı vade hep soğuk oluyor zaten. Evet, huş kabuğu. Çubuklar. Oh oh oh. Tamam, canımız doldururuz biz ya. İç şeyi iç. Şeyi iç. Çay iç. Kuş kabuğu çayını iç.
Bonus alalım. Bayağı çayımız var çünkü. Midemiz gurulu diyor. Bir tane ince yemeğimiz de var. Ama Bozkurt Dağı'ndan... Hayır orada. Bozkurt Dağı'ndan Eşkenya'ya gitmeden önce biraz avlanmak istiyorum açıkçası. Ya balık ya kurt, hayvan. Avlanmak istiyorum yani. Amerikan geyiği de olursa güzel olur tabii. En güzel olur. Biraz avlanmak istiyorum. Yemek sıkıntımızı halledelim. Çünkü bu artı 10 taşıma bonusunu kaybetmek istemiyorum. Hazır yemeklerle bir yere kadar. Tutabiliriz biz bunu. Hem üzerimdeki bu yarım oku da, yayı da kırmış oluruz zaman aynı zamanda. İyi olur. Bir ev var. Vallahi işime geldi. Başka civarda kulübe var mı? Bir tane kulübe var burada bir yerde ama ileride galiba. Bu köprü benim aradığım köprü değil. Bunun ben yukarısına gitmem gerekiyor buranın. İleride bir tane kurt var. İki tane kurt var. Riske girer miyiz? Etrafından ulaşmayı deneyeceğim. Canım az. Aslında tam burada ateş yakarsak, eğer ateş sönmezse birkaç saatliğine, ben şu sediri de alırım. Gaz yağı kullan. Büyük iş de yakıyoruz çünkü ateşi. Yavaş yakacağız. Bu hem yavaşı hızlandıracak hem de garantileştirecek. Bu arada ısınmak için kesinlikle kömür koymak zorundayım ya. Çok hoş olmadı ama. O kadar soğuk ki dışarısı, kömür bizi anca ısıtacak yani. Neyse. Rüzgar çıkmasın. Oh, canımız doluyor güzel. Bir taşta birkaç kuş vurmuş olacağız böylelikle. Kuş kabuğundan çayı bir daha içiyorum. Sıcaklık bonusu için hem biraz ekstra kalori için. Bir meşale alıyorum ve yolculuğa devam ediyorum. Yani biraz daha su kaynatabilirdim, ateşi kullanabilirdik ama fırtına rüzgar falan çıkmadan açıkçası bu topraklardan ayrılmak istiyorum. Evet, odunu şey kömürü verdik ama sedir aldık. O da iyi bir kaynak. Galiba etraflarından dolaştık. Evet, şuradaki kökten gideceğiz. Burası iki tane yıkık binanın olduğu yer değil mi? Evet. Güzel. Burada birkaç parça odun bulabilirim. Taşıma kapasitemizin altında olduğumuz için halktan çıkarken çok büyük fayda sağlayacak bize bunlar. Ekstra odun taşıyabileceğim yukarı tarafa. Yokmuş. Peki. Bacak bir şey yok.
Devam. Meşale, meşale. %23'lük bir tane daha kaldı. Onu da kullanalım. Dandik meşaleler bitsin. Üzerimizdeki ağırlıklar da azalmış oluyor böylelikle. Yani mükemmel bir yolculuk geçirmedik. Canımız azaldı. Ama yani tatlı vardı sonuçta. Yani bunu göz alarak bu yolculuğa çıkmamız gerekiyor tabii. Çünkü burada havanın iyi olacağını beklemek zor yani. Hava güzel bir hava şu an hatta yani. Güneşli güzel bir gün. Büyüteşte ateş yakabiliyoruz ama eksi. Eksi 25'ten aşağı. Eksi 27 falan derece şu an galiba. Eksi 22 hissediyorsak. 2-3 derece çaydan, 2-3 derece meşaydan falan derken. Üzerimizdeki kıyafetlerle. Gerçi yani üzerimizdeki kıyafetlerle eksi 50 derece falan aslında havada. Kıyafetler sayesinde birazcık direncimiz var. Artı 18 sıcaklık bonusumuz var. Artı 9 rüzgar bonusumuz var. Bayağı iyi. Meşalem nereye gitti lan benim? Meşale, meşale atacağım. Ha. Sönme, 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 sönme. Nice, güzel. Bunu da hallettik. Şimdi ayın ini tarafına geçiyoruz. Kurtlar aşağıda kaldı. Ama burada ayı var. Acil bir durumda acil yardım silahımız var. Bu bize biraz güven veriyor. Geçtik mi yenimiz ya? Galiba geçtik. Köprüden önceydi hatırlıyorum çünkü. Köprüden sonra sıktın geldik. Finalde bir iki kulübe var. Şurada araba kazası bölgesi olması lazım. Yo ben çıkmadım mı yukarı ya? Yuvarası yukarı değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben mi saçmaladım? Araba kazası işte orada. Burası çok fazla kurt var ama nedense bilmiyorum. İlginç. Can sıkıcı. Diğer kurt nerede? Bir tane daha görmüştüm. Meşaleyi burada atamamak ne kadar kötü ya. Kurt birazdan kapıya kadar gelecek, sonra geri dönecek. Eski mekaniği o şekildeydi. Ya burada arkaya bakamamak çok kötü bir şey ya. Bunu modla çözebiliyoruz aslında da. Eğilerek oturmuştum. Eğilerek çıkmadım ama ilginç bir şekilde. Hadi çabuk 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 çabuk. Vallahi yaktık. Güzel. Elimizde meşale var ama eğilerek gezdiğimizde kurt bizi görmüyor. Mükemmel. Güzel. Bir arabalara bakacağız ya. Kurtun beni görmesini istemiyorum. Başıma dert olmasın. Burada hiçbir şey yok.
Burada hiçbir şey yok. Çizim kömürü var. Çizim kömürü istediğim zaman toplayabilirim zaten. Doğrucu tepeye. Araba kazasının olduğu tepeye çıktığımızda istediğimiz her şeyi görebildiğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Aham'da tırmanma yeri, Aham'da mağaranın geçiş bölgesi, Aham'da diğer bölge diye, uçak kazasına giden bölge diye görebiliyorsunuz buradan her yeri. Hangi tarafta kurt var, bir şey var mı, tehlike var mı, sıkıntı var mı? Hepsine bakabiliyorsunuz. En sevdiğim tepe. Geldik tırmanacağımız yere. Yorgunluğumuz bizi bu ipi tırmanma konusunda engelleyecek. Lakin biz birkaç saat uyuyup bu geceyi ben Bozkurt Dağı'nda geçirmek istiyorum. Birkaç saat uyuyacağız ama. Burada ateş yakmayacağım. İçeride uyuyacağım. Tenceremiz var mı yanımızda? Yukarıya bir tencere götürsek güzel olur. Evet, Bozkurt Dağı'na bir tencere götürelim. Bu kalsın burada. Bozkurt'tan da bir süre yaşayacağımız için işimize yarayabilir. Birkaç parça odun. Gayet güzel. Karnımız iyice acıktı. Birazcık kendi hazır yiyeceklerinden yiyeceğim artık. Hatta direkt onu yapalım. Ne yiyelim? Biftekleri yiyelim. Suyumuz da az kalmış. Neyse ki çok uyumayacağız burada. Bir açtığımızı yaralayalım. Bozkurt Dağı'nda aç kalmayız yani. Bozkurt Dağı'nda en son kalacağımız şey açlık. Yani evimizin dibinde birçok hayvan, balık tutabileceğimiz yer olduğu için, hasır otu bolca olduğu için Bozkurt Dağı bizi hep besleyecek bir yer. Oradaki derdimiz soğuk, odun. Bir yandan da ağırlığımı kontrol edeceğim. Meşale sönüşünün önemli değil, atarım yere. Yenisini yakmama gerek yok çünkü yatacağız. Bu geceye direkt kuzey ışıklarına başlamadığımız sürece bence sıkıntı yok. Ağırlığımız ne kadar? 40, 47, 40'ı geçmişiz. 40'ı geçemeyiz. 40'ı geçmişiz. Bir şeyler bırakacağız. Tencere falan aldık ya. Bir şeyler bırakacağız. Sen bir çay iç. Hem birazcık karnımız doysun. Üzerine su iç. Çünkü suyumuz az. Bir en az 3 saat uyumam lazım. Kondisyonumuzu, yorgunluğumuzu yarıya getirmek için. Ben bir 5 saat uyuyacağım. Gece yolculuğu yapacağız. Umarım kuzey ışıkları olmaz. Umarım fırtına da olmaz. Bir de ağırlık olarak ne atacağız? Bir kere bunu at. Acaba bu kadar ağırlıkla çıkabilir miyim? Biraz zor olacak. Buna ihtiyacım yok. Bunu da at. Odun atmak istemiyorum cidden ya. Bakalım çıkabilecek miyiz? Yorgunluğumuzu tam yapsak kesin çıkardık ama çıkamazsak burada uyuyacağız. Çıkarsak iyi olacak. Mükemmel olacak. Çünkü cidden odunları götürmek istiyorum oraya. Odun toplamak işkence. Haydi bakayım. Dinlenme noktamız da var nasıl olsa. Ya çıkıyoruz. Normal çıkıyoruz. Tamam. 40 kilo olduğumuz için hani ekstra zorlanır mıyız diye düşündüm. Ama ya taşıma kapasitemizin altında olduğu için çıkabiliyoruz. Güzel. Sorunsuz bir şekilde çıktık.
Tertemiz çıktık hem de. Çok güzel. Şimdi bu saatten sonra toplayabildiğimiz bütün çubukları toplayacağız yolda gördüğümüz. Bozkurt Dağı'ndaki kulübümüze giderken. Kulübede uyuyacağız bugün. Oraya yerleşeceğiz daha doğrusu. Eşyalarımızı bırakacağız. Avlanacağız. Yemek sıkıntımızı, odun sıkıntımızı halledeceğiz. Kendimizi iyileştireceğiz bu süre zarfında. Sonra eşyalarımızı bırakıp, muhtemelen yani 40 kilo taşıma kapasitemi koruyup ama böyle yanımda 30 kilo falan taşırım böyle çok. Olabildiğince hafif gitmek istiyorum. Hızlı olmak istiyorum oraya giderken. Ama tabii ki de önemli eşyalarımızı yanımıza taşıyacağız böyle adrenalin falan olsun. Kahvemiz olsun. Bakalım. Tatlılardan ayrılın. Let's go! Güzel. Hadi o zaman bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde Bozkurt Dağı maceramız olsun. Tam da böyle tam bölümü kesmedik yer oldu burası. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni bir yorumunu eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Diğer serilerimizi de göz atmayı ihmal etmeyin efendim. Yakında şeye başladık, yeni serimiz. Bright Age'e başladık. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Çok uzun bir seri olmayacak, merak etmeyin o. Ben fazla ameliyatlarını yayın dışı oynuyorum zaten onun. O da uzayda hayatta kalma. Özellikle Subnautica'yı beğendiyseniz Subnautica'nın uzay versiyonu diyebilirim. Hayatta kalma konsepti bakımından daha keşif ve craft odaklı. Mizah odaklı. Kaliteli bir oyun. Çok kaliteli bir Türkçe çevirisi var. Bright Age'e kesinlikle bir şans verin. İlk bölümü izleyin. Muhtemelen bu videonun üst tarafındaki ünlem işaretinde çıkacaktır zaten. Şimdilik bu kadar diyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.